Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere WhatsApp Aero'dan bahsedeceğim. Aero'nun genel özelliklerinden bahsedeceğim ve hemen şunu da söyleyeyim. Uygulamanın açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz. Linkte nasıl geçilir videonun sonuna ek bir video koyacağım. Onu izleyerek linki geçebileceksiniz. Ve şu an ekrandaki duran WhatsApp simgesini aldırış etmeyin. Bu normal WhatsApp Aero arkadaşlar. Onu ben değiştirdim. Bilmeyenler için de bunu nasıl değiştirdiğimi ve gelen bildirimlerdeki simgelerde nasıl değişir Bundan da bahsedeceğim. Bildirim seslerinden, çevrim içi bildirimlerinden, biri size mesaj attığında değişen seslerden hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi uygulamayı indirin ve kurun. Telefonunuzda hala hazırda bir WhatsApp varsa onu silmenize gerek yok. Direkt bunu kurabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi öncelikle 3 noktaya tıkladığımızda burada ayrı ayrıcalıklarına bir geçiş yapalım. Ben ee, nasıl değiştirmişim o simgeyi ondan da bahsedeyim gelen bildirim simgeleri nasıl değişir onlardan size bahsedeyim mesela nedir ki stiller var bakın burada neredeymiş stiller genele tıklıyoruz stillere tıklıyoruz buraya tıkladığımızda burada Emoji şekiller de var arkadaşlar Bakın isterseniz iOS 2023 Emoji şekillerini de bu şekilde indirebiliyorsunuz isterseniz Facebook Android yani burada telefon emojileri deneysel. Burada başlatıcı simgesi var. Bu bizim WhatsApp simgemizi değiştiriyor. Bakın burada istediğiniz simgeler var. Hangisini isterseniz var ve üstüne üstlük bizim Türkiye'deki dört büyük takımlarında simgeleri var arkadaşlar. İsterseniz tuttuğunuz bir takımı da seçebilirsiniz. Veya burada e, otomobil markalar da var arkadaşlar. Yani nasıl isterseniz onu seçebiliyorsunuz. Fark etmez. Buradan mesela ben örnekte bir tane seçeyim sizlere deneme amaçlı. Siz de görün. Ben bir tane ikonu değiştirdim. Bakın ikonumuz değişti. Artık ikonumuz bu bu oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde ikonlar değiştirebiliyorsunuz. Tekrar ayrı ayrıcalıkları genele tıklıyoruz. Stillere tıklıyoruz. Ve burada bildirim simgeleri de var. Hani mesaj geldiğinde yukarıya WhatsApp simgesi çıkıyor onun simgesi arkadaşlar. Bakın burada da istediğiniz bildirim simgeleri var. Yani bunu değiştirirseniz WhatsApp'tan mesaj gelmemiş, başka bir yerden gelmiş gibi de olabilir. Yani karar sizin. Bu üstteki zaten beyaz yazan normal arkadaşlar. Siz de buradan istediğiniz bildirim simgelerini de değiştirebilirsiniz. Mesaj geldiğinde bunlar olacaktır üst köşede. Yazı tiplerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Özel yazı tipi dosyasını da buradan ekleyebiliyorsunuz. Eğer ki varsa hali hazırda bir yazı dosyanız buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir geri yapalım. Buradan renklere tıklayalım. Burada durum çubuğu, arka plan renklerini, liste arka planını bütün bunları da değiştirebiliyorsunuz. Buradan ayarlara tıklayın ayarlara da tıkladıktan sonra arkadaşlar burada iletme limitini arttır var yani iletme limiti hani normal WhatsApp'larda 5 kişiye kadar gruba mesaj gönderebiliyorsunuz. Burada 250 kişiye kadar mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar ama burada şöyle bir öz, e, not belirtmişler. Bu özelliği kullanma riski size aittir hesabınız yasaklanabilir diye de bir ben kullanıyorum herhangi bir sıkıntı olmuyor ama yani olabilir bilmiyorum. Hızlıca kaydırmayı devre dışı bırak var. Burada. Buradan hemen bir geri yapalım. Bir geri daha yapalım. Ana ekranımıza tıklayalım arkadaşlar. Ana ekranda bildirimler diye bir şey var. Bakın burada. Bütün bildirimleri buraya biriktirmişler. Ve ayrı ayrıcalıkları var. Burada ayrı ayrıcalıklarına bir tıklayalım. Bir geri yapayım. Ayrı ayrıcalıklarına tıkladığımızda burada bütün ikonların konuşma ekranı, ikonu, rengi, Cartrut yani ne sayarsanız sayın destek arka plan rengi, ikonu, hakkında plan rengi. Burada bütün her şeyinde renklerinde değiştirebiliyorsunuz ayrı ayrıcalıklarında. Bildirimlere geldiğimizde ise arkadaşlar hemen üstte bir yazı çıkıyor. Onu hemen sizlere söyleyeyim. Bu sayfada yer alan seçeneklerden herhangi birini etkinleştirdikten sonra bildirim alırken uygulama çökmesi problemi yaşarsanız bu seçenekleri kapatınız diyor. Yani olur da buradaki özellikleri açarsanız uygulamada bir sıkıntı olursa bu bildirimleri kapatın diyor. Daha bir sıkıntı olmadı. Olabilir bunu da söyleyeyim sizlere. Mesela burada etkinleştirirseniz birisi size yazıyorken bir bildirim alırsınız. Bakın ne diyor. Mesela diyelim ki bunu açtınız. Özelliş, özelleştirilebilir bildirim diyor. Buna da tıklıyorsunuz. Kapanıyor. Açıyorsunuz. Yani burada ne demek arkadaşlar? Şimdi diyelim ki birisi size mesaj yazıyorsa anında bildirimi geliyor. Peki o bildirimi nasıl bileceksiniz? İsterseniz zil sesini seçebiliyorsunuz. Bakın burada zil sesi. İsterseniz yazıyor bildirim bildirimi için zil sesi diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz bir zil sesini seçiyorsunuz. O kişi size yazmaya başladı mı bildirimi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Ve isterseniz reklamını de ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim pozisyonu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu bildirim pozisyonu işte mesela diyelim sizi birisi mesaj yazarken ekranın ortasında yazıyor bildirimi çıkar veya üstte veya altta. Bunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bence altı uygun. Burada hikaye görüntülenen hikaye bildirimi var. Bu da çok güzel bir özellik. Bunu açtığınızda Birisi sizin hikayenize baktı mı hemen bildirim geliyor ekrana. İsterseniz de ona da bir zil sesi seçebiliyorsunuz. Birisi sizin durumunuza bakınca zil sesi gelebiliyor arkadaşlar. Ve profil resmi bildirimi var. Etkinleştirirseniz diyor birisi profil resmini değiştirdiğinde bir bildirim alırsınız. Bu da şöyle profiline kim baktığıyla alakalı değil. Mesela diyelim ki sizin yazıştığınız bir kişi profil resmini değiştirirse onunla ilgili de bildirim geliyor ve onunla ilgili de buradan bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz zil seslerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Bildirimler bu şekilde arkadaşlar. Buradan ayarlayabilirsiniz. Nereden ayarlayacaksınız? Hemen onu anlatayım sizlere. Ana ekrana tıklıyorsunuz. Ana ekrana tıkladıktan sonra burada bildirimler var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Üst kısma da tıkladığımızda burada Gelişmiş ana ekran stilleri var. Burada gelişmiş ana ekran stillerine tıkladığımızda bakın. Burada bayağı bir değişik ana ekran stilleri var. Buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Şu an zaten Aero Stock, Stock Design'da duruyor. Ben buradan sizin için bir tanesine bir tıklayayım. Bir geri yapayım bakalım nasıl olmuş. Bakın alttaki e, bu durumlar falan filan yazan yerler gitmiş. Buraya bir ana ekran artı butonu eklenmiş. Artı butonuna tıkladığınızda direkt olarak sizin rehberiniz ekrana geliyor arkadaşlar. Başka şu an gözükmüyor durumlar falan. Nasıl bilmiyorum. Yani bunu siz inceledikten sonra zaten kendiniz de bulabilirsiniz. Tekrardan üst kısma tıklayıp burada gelişmiş ana ekran stillerine tıklayınca burada iFrost design ya da burada FM iOS var. Buna da aldığınızda bakın alt taraf bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi üst böyle oldu. Alt bu şekilde oldu. Bunlar da yine siz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bakın yukarıdaki dört köşeye tıkladıktan sonra ayrı ayrıca gelip buradan ben yine eski halini alacağım arkadaşlar. Siz yani ben gösterdim. Siz istediğiniz stilleri oradan seçebilirsiniz. Nerede ayrı stok dizaynı seçiyoruz. Bu şekilde burayı yaptıktan sonra burada bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Hikayelerin stok hikayelerin stilini de ayarlayabiliyorsunuz. Burada nasıl isterseniz bakın Facebook hikayeleri gibi veya Instagram hikayeleri gibi, hikayesi gibi Go Prime dizanla, dizaynları istediğiniz şekilde de buradan ayarlayabilirsiniz hikayeleri. Bunu kapatırsanız burası görev yapmaz. Yani hikayeler stiline dokunursanız görev yapmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. buradan size göstereceklerim daha birçok göstereceğim şeyler var. Burada zaten hep renklerle alakalı bir şeyler var. Satırlara tıklayayım. Satırlara tıkladıktan sonra kenarlılık renkleri, satır kaydırma jesti gibi burada da önemli özellikler var. Bir geri yapayım burada arkadaşlar. Bakın bu ana ekrana tıklıyoruz. Hiçbir şeye tıklamadan direkt aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar burada ikon özelleştirmeleri var mesela kamera ikonunu değiştirebiliyorsunuz uçak modu ikonunu arama ikonunu gece gündüz ikonunu mesela burada uçak modu ikonuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi birinci sıradaki şu an aktif olan isterseniz de siz burada 19 tane bir e, ikon çeşitleri var hangisini isterseniz mesela burada wifi simgesi gibi var telefon şebekesi gibi var hangisini isterseniz de onu seçebilirsiniz arama ikonlarında aynı şekilde nasıl isterseniz öyle seçebiliyorsunuz. Yani değişik değişik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi videoyu sonlandıracağım. Videoyu dediğim gibi açıklama kısmına linkini bırakacağım. İndirebileceksiniz. Linkte nasıl geçer? Bu videonun sonuna ek bir video koyacağım. Onu izleyerek geçebilirsiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkler bu şekilde. Linke tıklayın. Linke tıkladıktan sonra bekleyin bekleyeceksiniz ve 5'ten geriye doğru saymasını bekleyeceksiniz bu şekilde. 5'ten geriye doğru sayacak arkadaşlar. Linke git yapıp telefonunuzun geri tuşuna bir kez basacaksınız. Bakın linke git diyorum telefonumun geri tuşuna basıyorum. Tekrar 5 saniyeden sonra geriye sayıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde linke git yapacağım. Geri tuşa basıp linke git yapacağım ve bırakacağım. Bakın. Burada direk indirmeye geçti. Benim indirmem olduğu için tekrar indirmek tekrar indirmek ister misiniz diye soruyor. Ben de indirili olduğu için indirmiyorum. Burada iş indirme işlemi başlıyor diyor ama burada sizde mavi olacak arkadaşlar indirmek için WhatsApp'ın adı yazacak. Oraya tıklayacaksınız, indirebileceksiniz. Bu şekilde linki geçebilirsiniz. Linke git yapacaksınız, geri yapacaksınız, linke git yapacak. Bu şekilde arkadaşlar geri sonra linke git yaptığınızda bırakacaksınız. O kendiliğinden bu sayfa açılacaktır. Yani ondan sonra da indireceksiniz. Çok basit arkadaşlar. Geçemeyen arkadaşlar videoyu izlemiyorlar. O yüzden geçemiyorlar. Şimdi gelin sizlere WhatsApp Iron'un inanılmaz özelliklerinden bahsedeyim. Bir sonraki videoya geçiyoruz arkadaşlar.